Şimdi efendim, kıyma makinesi cinayeti olayına gireceğiz ama öncesinde aramızda Nurşen Hanım var. Nurşen Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nurşen Hanım bir uygulamaya girmiş. Tinder, doğru mu söylüyorum? Evet. Tinder diye bir uygulamaya girmiş. Orada biriyle tanışmış. Ve Mustafa Eren Gülhan'la tanışmış. Ve diyor ki ben de bu uygulama sırasında işte tanıştığım kişiye 1 milyon liramı kaptırdım. Geri istiyorum iddiasıyla aramızda. Ne yazık ki öyle. Bir bandımızı izleyelim bakalım neler anlatacak Nurşen Hanım. Arkadaşlık uygulamasında tanıştı. Niyetinin ciddi olduğunu söyledi. Aşk, evlilik istediğini söyledi. Bir haftalık sevgilisini aldanınca paralarını kaptırdı. Mustafa Eren tarafından yaklaşık 1 milyon TL'ye dolandırıldım. Benim amacım yeni arkadaşlıklar edinmekti. 25 Şubat'ta tanıştık. Kendisi niyetinin ciddi olduğunu söyledi. Aşk, evlilik istediğini söyledi. Aynı gün buluştuk. Çayımızı, kahvemizi içtik. Ertesi gün dükkanına çağırdı. Ben de yeri yurdu belli, güvenilir bir insan olduğunu düşündüm. İddia o ki Nurşen Ürün'ün sevgilisi evlilik olduğunu söylediği niyetini vakit kaybetmeden belli etmiş. Daha tanıştıklarının ikinci gününde para istemişti. Daha tanıştığımızın ikinci günü benden 6 bin lira para aldı. Sonra kartımın fotoğrafını çektirerek 200 bin lira ve 275 bin lira olarak çekimler yapıyor. Ben daha sonrasında fark ettiğim zaman alacaklarının çok tehlikeli olduğunu söyledi. Bana zarar verebilirler dedi. Ben de bu yüzden kabul ettim. Paralarımı istemeye başlayınca kardeşim hemen üzerine bir araç var dedi. Bu aracı sana vereyim ama borçlarını ödemem lazım diyerek tekrar 49 bin lira daha para aldı benden. Ben bütün paraları Emel'in hesabına göndermiştim. Nurşen Ürün parayı sanal aşkının değil bir başkasının hesabına gönderiyordu. Ancak söylediğine göre sevgilisinin kardeşi diye bildiği o kişinin aslında sevgilisi olduğunu sonradan öğrenmişti. Bana Emel'i kardeşim diye tanıtmıştı. Araştırmaya başladım. Emel'in kardeşi değil sevgilisi olduğunu öğrendim. Bunun üzerine dolandırıldığımı anladım. Hem Emel Hanım'la hem de kendisiyle görüştüm. Emel bana birlikte yaşadıklarını, sevgili olduklarını söyledi ve Mustafa ile beni ortak zannediyormuş. Mustafa Eren beni bir hafta içerisinde dolandırdı. Ben şu an insanın gözündeki sürmeyi çalabileceğine inanıyorum. Niyetim ciddi derken tek amacı beni dolandırmakmış. Bir haftada 1 milyon civarında dolandırdı beni. Hayal kırıklığına uğradığı gibi elde avuçtakini de kaptıran Nurşen Ürün, arkadaşlık uygulamasından tanıştığı bir haftalık sevgilisinden paralarını geri istiyor. Mustafa Eren, senin tek derdin para ve kadınlara para için yaklaşıyor. Ben burada geçmişte zarar verdiğim bütün kadınların sesi olmak için ve bundan sonra başka kadınlara zarar verememen için bulunuyorum. Söylediğin iki güzel sözle kadınları kandırmaya çalışıyorsun ama bundan sonra başaramayacaksın. Herkes senin nasıl bir insan olduğunu bilecek. Müge Hanım, ben bu durumla tek başıma başa çıkamayacağım için sizin desteğinizi bekliyorum. Benim gibi diğer kadınların mağduriyetini gidermek için bize destek olursanız sevinirim. Geçmiş olsun diyeyim öncelikle. Ne zaman oldu bu olay? Ne zaman yaşandı? 25 Şubat'ta bu sene. 25 Şubat'ta. Şöyle, ben Ankara'da yaşıyorum şu anda. Normalde Marmaris'in yerlisiyim. Marmaris'ten Ankara'ya geleli 3 sene oldu. Ama sürekli bir ticaretin içinde olduğum için gerçek arkadaşlıklar edinemedim. Bir yalnızlık süreci vesaire. Ne iş yapıyorsunuz? Emlak danışmanıyım. Emlak ofisim var, küçük bir tane. Aslında insanlarla tanışmak için daha büyük, yani işte uygun bir ticaret ortamındaki insanlarla yani çok böyle samimi her derdini anlatamazsın, her şeyi konuşamazsın gibi. Aslında çok ciddi, çok güzel arkadaşlarım var. Ama hepsi çeşitli şehirlerde. Hani bir araya gelmek her zaman mümkün olmuyor. Hani bazen böyle bir çay içecek, kahve içecek, muhabbet edecek birisi lazım oluyor. Hani bu da bir... Hani ileride başıma bela olsun istemiyorum bir de, açık söyleyeyim. Hani benim şu an çalıştığım insanlar, birlikte çalıştığım insanların çoğu daha sonrasında en küçük bir şey dedikoduya dönüşebilecek durumda. Onun için dedim, yani sosyal çevremin dışında birisiyle otururum, konuşurum, muhabbet ederim, arkadaş olurum. Onu hiç olmazsa sosyal çevreme bulaştırmadan hayatıma devam ederim. Açıkçası bütün niyetim buydu. Ama öbür taraftan hani... Sonra size bu uygulamayı kim tavsiye etti? Geçen sene filmini izlemiştim aslında. Bunun filmi mi vardı? Tinder Avcısı diye filmi vardı. Ha. Ve onu incelerken görmüştüm. Filmde kadınlar dolandırılıyordu ve adam sonunda yırtıyordu. Hiçbirine ceza ödemiyordu. Ben mesela yeni arkadaşlıklar seçeneğini tıklamıştım. O kendisi ciddi ilişki, evlilik gibi bir seçenek tıklamış. Yani gibi. Hani bir de öyle seçenekler birkaç, var, tabii, ne istiyorsun tabii, diye. Tabii.
Yani bunun seçenekleri var ve buna siz göre hangi seçeneği tıkladınız? Ben yeni arkadaşlıklar seçeneğindeydim ama diğer insanlar da beni görebiliyordu. Oradan eşleşmiştik. Ha. Evlenenler de var bu arada. Türkiye'de evlenenler de var. O dizi miymiş, film miymiş bu? Film. Dizi mi? Film, sinema film diyor. Filmi. Gerçek bir hikaye olduğu için Müge Hanım'ı belgesel gibi yapmışlar. Senin de var mı burada uygulamada profilinde? Yok vallahi yok yok. Yok. Vallahi bilmem. Her şeyi çünkü biliyor. Evet. Gerçek bir hikayeymiş yani. Tabii gerçek. Bu arada yani tabii Tinder de böyle kıvılcım falan demek. Yani şöyle Tinder hani kuru bir şeyin alevlenmesi falan gibi bir şey değil mi? O ilk tanışma ve o ilk kıvılcım ve o kıvılcımın kişilerde oluşturduğu heyecan kastediliyor muhtemelen. Hayır şimdi Nurcan Hanım siz Ankara'da yaşıyorsunuz. İçinden onu anlıyorum ben. Ben de onu anladım. Yani siz Ankara'da yaşıyorsunuz. Emlak ofisiniz var. Emlak ofisi demek yeni insanlarla tanışabilmek için hani yani müsait bir ortam değil mi? Hani bir iş yerinde olursun 10 kişiyle çalışırsın hep. Oradan da sana uygun birisi yoktur anlarım. Ama emlak ofisine bir sürü kişi gidip gelebilir. Onların bir arkadaşları olabilir. Ev gösterirken ne bileyim ev sahibiyle tanışırsın. Apartman görevlisiyle tanışırsın. Hani sizin biraz işiniz de şey, yani insan tersi, ilişkilerinin aslında, yoğun olduğu bir meslek grubu. Ya biz şey yetiştirilmişiz, biraz çekingen yetiştirilmişiz. Hatta böyle bir şey yaptığı zaman, böyle bir şeyle karşılaştığım için geçmişte, 3 sene önceki evliydim o zaman, bir site yöneticisinin asılmasına maruz kaldım. O tarihten sonra sadece kodlarla, botlarla çalışmaya başladım. Yani herkese böyle mesafe koymak zorunda kaldım ve ben bir sene önce ayrıldım. Bu daha tehlikeli değil mi? Yani tehlikeli olabilir ama dediğim gibi orada kişiye ben adımı vermek zorunda değilim. İşte yani bu kişi de bana iş yerini gösterip güven vermesi ya da ne bileyim o kadar ciddi ve düzgün konuşmasa o kişiye de açılmayabilirim. Direkt hani binerim arabama evime dönerim. Neden devam edeyim ki güvenmesem? Kendisi o kadar büyük güven vermesi. Ama o günde buluşuyorsunuz. Çok ısrar etti. Aslında hiç müsait değildim. Hatta şöyle dürüst olayım yüzüme ip askı yaptırmıştım. Onun da acısını çekiyorum bir taraftan. Kesinlikle uygun olmadığımı söyledim. Yok dedi ne olursa olsun gel lütfen. İşte şudur budur. İşte hemen telefon etmişti zaten. Şöyle demiş profilinde bu o zamanki profilinizi. Sözünüzü kestim özür dilerim. Tek beklentim sevgi dolu ve sadakatli yol arkadaşı. Bir kadının hayallerinin içerisinde evlilik yoksa o kadından uzak duracaksın. Bak şimdi buraya kadar güzel. Gerçi sadakatli yol arkadaşı olmaz. Sadık yol arkadaşı değil mi? Boy 1.60 üzeri olmasın lütfen. Kısa boylu kadınlar ilgimi çekiyor. 1.86 boyum bu arada. Onu sonrasında değiştirdi. Tamam bak sevgi dolu, sadakatli yol arkadaşı falan anladım. Şimdi boyu 1.60 üzeri olmasın lütfen deyince... Yok o sonraki şeyi. Çünkü dürüst olayım bakın. Bunu ben kişinin ne biçim, hani nasıl insanları, kadınları kandırdığını anlamanız için daha sonrasında tekrar Tinder hesabı açarak ekran fotoğrafı aldım. Bundan önce birkaç tane daha var. Orada boy seçeneği yok. İkincisi de 1.60 boyu olan Emel Hanım'dı. Ay, bu benim hesabına para attığım hayır, bayandı. Hayır, ondan bahsetmiyorum. Oralara gelmeyelim. Ondan ayrıldı. Bir tanem, buralara gelmeyelim. Siz evlenmişsiniz, ayrılmışsınız. Yani bir evlilik hayatta geçin. Çoluk çocuk var mı? Kızım var. Maşallah, Allah bağışlasın. Bence hani mesela siz kızınıza, kızım hani buralardan tanışma falan diyorsunuzdur eminim. Şimdi bakın bir tane daha var hakkımda diye. 43 yaşında bir adamın isteyeceği en sağlıklı şey ciddi nitelikli ve sadakatli bir ilişkidir. O yüzden amacım uzun süreli ilişki. Merhaba demeden meslek sormayın. Kalitesiz geliyorsunuz. Boyum 1.86 ama 1.65'ten uzun eşleşme istemiyorum. Gibi evet. O da ilk başta benim tanıştığım süreçteki yazışmalarım benzeriydi. Hayır gibi. Bu size... Evet ben 1.65. Şey yok hayır. Yani o 1.65 olduğunu bilerek... O 1.60'ı sonradan değiştirmiş. Farklı öyle bir tarihte. Siz de bilmiyorsunuzdur. Bir dinleyelim. Hı-hı. Bu bir kendi profilini koyuyorsun. Ondan sonra bakıyor kadınlar. Oraya işaretliyorlarmış. İşaretleyin. Ya da o işaretliyor. Orada boyunun 1.65 olduğu da var. O koyduğu portrede. Hayır. O diyor ki ben diyor burada 1.60 istemiş, burada 1.65 istemiş. Ha, yani o civarı aşmayan hanımları arıyorum diyor. Ve hanımefendiyi kastediyor. Hanımefendi kastetmiyor. Hanımefendinin boyu kaçsa daha tanışmıyorlar. Ya, tanışma yok, değil. Rakamlara göre söylüyor. Hayır. Hayır. O oraya koyuyor. Adamı. Bilmiyor kim başvuracaksa. Hı-hı. Hanımefendi başvurmuş. Nurşen Hanım başvurmuş. Sizin boyunuz kaçta? 1.65. Ben başvurmadım bu arada. O eşleşmişti önce. O benim hani
Ondan bir şey gelmişti. Siz de yazmış mıydınız boyunuzu falan? Hayır. Yani onu bilerek yazmıyor. O yok. Atıyor ortaya bir fotoğraf. Altına da yazıyor şeylerini. Kim ona yazarsa onunla görüşüyor anladığım kadarıyla, değil mi? Aslında şöyle, ben değerliyim. İşte ben seçilmem gerek, seçebiliyorum, seçebilir konumdayım gibi kendini gösteriyor. Dur, şey boyunca da sürekli hani bu ilişki mi diyeyim, sevgililik mi diyeyim? O süreç boyunca da sürekli karşısındakine değersizlik duygusu yüklüyor. Aslında dolandırmasının... Ama belli. Yani evet evet. Yani bu bir şey, yol güzergahı olduğunu bir süre sonra anladım zaten. Ben direkt mesafe koydum. Hani ben istesem değil, kendisi de istemişti. Bu süreci ben uzatabilirdim, sevgililik sürecini. Fakat her saniye, her oturduğumuzda, her bir araya geldiğimizde biraz daha bir para kapma konusunda, para alma konusunda bir şey. Daha paraya gelmedik. Daha biz paraya gelmedik Nurşen Hanımcığım. Şimdi bir adam size... Ben 1.65 boyunda bir kadın istiyorum, 1.60 boyunda bir kadın istiyorum dediği zaman bu size itici gelmedi mi mesela? Çok aslında detaylı incelemedim. Yani şöyle söyleyeyim, eşleşmiş, hayır, baktım, canım, yazmış oradan. Hayatım işte, 4 satır hayır, zaten yani. Yok, onu bakmadım sanırım. Hayır, bunu şunun için soruyorum yani. Biz hani değiliz ya 18-20 yaşında. Doğrudur. Ha, yani öyle ben o kiloda isterim, bu boyda isterim, bu saçta isterim. Hayat değişebilir. Bugün bir hastalanırsın, 20 kilo alırsın. Bugün bir hastalanırsın, 20 kilo verirsin. Bir ilaç içersin, kemoterapi tedavisi görürsün, saçın dökülür. Yani bu şimdi belirli bir yaşın üzerindeki insanların konuşabileceği şeyler değil ki. Saçın da şöyle olsun, başın da böyle olsun. Aa dersin ki bu hiç bana uygun değil. Bilge Hanım. Yani bilmiyorum, çok yakışıklı mı geldi? Belki olmuş olabilir tabii, bir şey diyemem. Sonra siz o gün buluştunuz. Nerede buluştunuz? Evet. Ben Batıkent'te bir yerde buluştuk. Ben kız kardeşimi şeye bıraktım. Kız kardeşim yanımda kalıyor bu arada. Konsere bıraktım arkadaşlarıyla birlikte. Batıkent'te bir yerde, bir mekanda oturduk. Hatta onu ben evinden aldım. Evine bıraktım. Siz niye aldınız? Alkol kullanmaktan ehliyetini kaptırmış. Hayda. Bak şimdi geldi. İkinci şey 1.60'dan evet. Bir daha alkol kullanmaktan ehliyetini kaptırmış. Tabii tabii. Ondan sonra... Oturduk bir yerde, bir şeyler yedik içtik falan. Sonra çocukların da tabii bu arada konseri bitti. Onu evine bıraktım. Ben yani kız kardeşimle arkadaşlarını aldım, eve döndüm. Ertesi sabah 6.30'dan itibaren yazmaya başlamış. İşte gel lütfen falan 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 böyle. Israrla işim var diyorum, ısrarla yazıyor gel bilmem ne. Hani bin tane çeşit yoldan beni ikna etti. Ben enteresan, hani o kadar tam ben suya meyilli bir insanım. Aşırı iyi niyetliyim. Hani ne kadar böyle... Neye meyillisiniz? Suya meyilli derler bizde. Böyle hani her şeyi kabul edebilecek kapasitede bir insanım. Hani çok inatlaşmam insanlarla, hayatla inatlaşmam. Her şeyi kabul enerjisindeyim, kabul ederim, yoluma bakarım. Her neyse... Ay ben de vallahi her şeyi reddetme enerjisindeyim. Bir kere var ya, yani hayatta hiç kimse kusura bakmasın. Bir takım kurallar var. Ben o kurallara uyulmasının doğru olduğunu, bu kuralları ben koymadım. Bu kurallar toplumda yüzyıllardır devam etmiş. Bize de gelmiş çatmış. Şu adamla tanışacağım ben buradan. Bir de adamı gideceğim evinden alacağım. Ya dünya tersine mi döndü? Yani kusura bakmayın da bir erkek de bir çaba harcasın yani. Giyinsin, süslensin. Arabası yoksa da yürüyerek gelsin. Ha, otobüse binelim. Oradan bir sonra canım. Hiç yani arabası olsun bilmem nesi olsun da demiyorum. Ama gelsin beni alacaksa beni evimden alsın. Desin ki... Benim imkanım bu kadar. Otobüse binmemiz lazım. Otobüse binelim. Ama bana da kendim... O zaman sizin bir için bu adam... Harcasın. Nasıl bir emek harcadı? Siz gittiniz evden aldınız. Siz evinden gittiniz götürdünüz. Evinden bilmiyordum ama yola çıkarken. Gel gitme konum kardeşim. Konum burada buluşalım dedi. Gittiğimde orasının evinin orası olduğunu öğrendim. Ya yani bak ben bunu şöyle söylüyorum. Biraz kızım aldım. Sana söylüyorum. Gelin evet. Sen anla diye söylüyorum. Yani ama bu lütfen. Oldu zaten. Hayır bir kadın olarak da... Bir değerinizi bilin yani bir adamın, bak bir erkeğin de sizin için bir şeyler yapmasına bence müsaade edin. Yani doğrusu. Şu ilk defa 40 yaşında bir kadın ilk defa biriyle tanışacak, gidecek adamı evinden alacak. Niye? Evinden aldığımı bilmiyordum. Bana konum attı, burada buluşalım diye gittiğimde evinin önünde bir böyle bir bahçe gibi bir yer var. Şeyde apartmanın önünde. Ben gitmem kardeşim ya, sen nereye gidiyorsan orada kafeterya neresiyse o zaman oraya gelelim. Neyse gittiniz aldınız. İlk gün paradan bahsetti mi? Çünkü i̇lk sizin gün, yazışmalarınız ilk var. İlk gün paradan bahsetmedi. Çok garip İkinci bir şekilde. Gün? İkinci günde bir ödemesi geldi. Yine paradan bahsetmedi. Dedi tamam. Ki hesabımda yok sadece. Tamam dedim ben. Hani 6.000 lira çok ciddi bir rakam değil sonuçta. Gönderebilirim dedim.
Gönderdim. Hangi gün gönderiyorsunuz? Ertesi gün. O 6000 ne için lazım? Bir alacaklısı aramıştı o anda. Bir 6000 gerekti, verdim. Ben de nakit olarak sana vereyim yani bunu dedim. Yani 6000 lira birine borçlu olan, evet, bir adam hesabına bu borcunu da ödemekten aciz. Hesabında olmadığını söyledim. Nakit olarak vereyim ve dedi bana. Ve sizden borcunu ödemesini istiyor. İkinci gün. İkinci gün mü yani? Hani sabah 6'da o gün. O gün ısrarla beni çağırıyordu ya. Aslında bu şekilde hani ikna edebilmek için. Çünkü telefonda yazmıyor mümkün olduğu kadar bir şey istediğinde. Peki siz ikinci gün 6000 ödediniz, sonra? Daha ertesi gün bir daha başladı. 30 bin lira, 50 bin lira vesaire derken. Üçüncü gün ne kadar ödediniz? Sanırım bir 30 ve 50 bin lira gibi bir şey kaldı. Onlara gerekçeni gösterdi isterken. 30 bin ödemeleri vardı ilk başta. Sonrasında arabası bozuldu. Arabasını Ankara'da tamir edecek kimse olmadığını söyledi. Çok çabuk tamir edilmesi için Antalya'ya götürülmesi gerekiyor dedi. Çekici parası, arabanın tamiratı, ödemeleri vesaire. Tamam dedim, neyse. Ve birlikte bir de benim aracımla onun aracını çekiciye koyduk, Antalya'ya gittik. Giderken eve uğradık, kız kardeşimle tanıştırdım. Hani en azından bir şey olsa kız kardeşim tanısın bilsin. Çünkü şöyle söyleyeyim, hani ben bu süreç içinde sonuçta bekar insanım. Evet, biriyle tanışabilirsin, görüşebilirsin. Ben bunlarda bir ayıp görmedim aslında. Hayır, normal. Yani beraber gittik Antalya'ya. Evet, evet. Ve orada böyle sürekli bir gerginlik, hatta orada da böyle bir ufak bir saldırılar falan başladı alttan alttan. Anlamadım. Ben bu gerginliklerin sebebini anlamadım. Hatta ertesi gün ben Uşak'a geçmem gerekiyor bir satış için. Birlikte gelelim Ankara'ya birlikte dönelim dedi. Kabul ettim. Uşak'a giderken yolda bir anda benim kötü araba kullandığımı vesaire söylemeye başladı. Ben de benzinliğe çektim, dedim şuradan bir kahve alın. Yanında da Ömer diye bir arkadaşı var. O kahveyi alırken ben dedim ki ya bak, sesinin volümünü biraz düşür. Ben senin bağırıp çağırabileceğin bir kadın değilim. Bunu hak ettiğimi de düşünmüyorum. İyi araba kullanıyorum. Ben sürekli seyahat ediyorum. Çok ayıp ediyorsun. Biraz daha bağırmaya başladı. Ben arka koltuğa geçtim. Ömer abi sen dedim öne geç. Ömer beraber, ne sıfatla sizinle beraber? Arkadaşı sıfatıyla. Allah Allah. Kendi direksiyon kullanamıyor. Araç kullanamadığı için onu birlikte götürdüm. Bu dördüncü gün oluyor. Tabii dördüncü gün oluyor. Evet. Ve ben arka koltukta böyle artık gözümü kapattım. Hiç muhatap olmak istemiyorum. Nasıl söyleyeyim? Bir yerde amma da uyudu falan dedi Ömer abiye. Ben de dedim ki uyumuyorum. Seninle muhatap olmak istemiyorum. O yüzden gözümü kapattım dedim. Yani o zaman bir takım sonra şeyler koptu. Tekrar bağırmaya başladı. Evet. Bu sırada kaç lira para gitmişti? Bu sırada 200 bin lira gitmişti aslında. He. Tekrar bağırmaya daha başladı. Daha dördüncü gündeyiz. Tabii dört günde 200 bin lira gitti. Tabii. Bağırmaya başladı. Ben de dedim ki, hemen dedim hani böyle biraz sertleştim ben. Bu sefer dedi ki, ben dedi seni öldürüp yolun kenarına gömerim. Eyvah. İlk defa yaptığım şey değil gibi bir şey duydum ben o anda. Şaşırdım, böyle bir şok oldum. Bunu kim söylüyor? Sustum, Mustafa Eren söylüyor. Ben, ama bunu dedi, bak dördüncü günde bunu söylüyor. 200 bin lira verdiğinizi söylüyorsun. Siz daha bunun üzerine 800 bin lira daha verdiğinizi söylüyorsunuz. Bu konuda haklısınız, şöyle söyleyeyim. O gün Ömer abi bir anda direksiyona vurdu ve olayı durdurdu. O tehdidi falan durdurdu. Tamam, neyse. Ve bu arada size şöyle bir şeyler oluyor. Ben onları otogara bıraktım. Acil evet, gelir misin? Delirmek üzereyim. Sen ona yeni ay, mini ay falan diyorsun. Yani ben ona hani böyle... Bu da sana diyor ki şu kadar para, bu kadar para. Evet. Canım parayı gönderebilir misin kuzum? Sen diyorsun gibi. Hafta sonu olduğu için limit yokmuş. Sen ona diyor ki canım 50-50. Kredi kartını atabiliyorum, çektir istersen sen diğer kartta. Nakit lazım canım. Sen yeni ay falan derken yani evet, 90 gelmez, değil. 50-40 attın. Umrunda değil. Sonuçta umrunda değil. Ertesi gün. Dur, telefon attığımızdaymış. Mustafa Eren Gülhan, günaydın. Günaydın, merhaba, buyurun. Günaydın. Mustafa Bey, elimde dekontlar da var. Sizin kız arkadaşınız olduğu iddia edilen kişiye gönderdiğini, ablam olarak tanıttığınızı ama daha sonra sevginiz olduğunu öğrendiğini iddia ediyor Nurşen Hanım. Burada da toplamda 860 bin liralık elinde dekontu var bu hanımefendinin. Kaç günlük süre içinde verildi bu para? Ortalama bir ay içerisinde ama geneli bir hafta içerisinde verildi. Anladım. Ve parasını geri istiyor Nurşen Hanım. Buyurun, siz ne söyleyeceksiniz bu iddialara?
Tabii ki şöyle izah edeyim ben. Süreci şöyle anlatayım ben size. Tanışma sürecinde ben otomobil yedek parçası yapıyorum kendim. Kendisi bana ortak olmak istediğini söyledi ki yazışmalarda var zaten. Bu parayı buna istinaden kendisi verdi. Ve daha sonrasında biz ödemek istediğimizde periyodik olarak hiçbir şekilde kendisine ulaşamadım ve engelledi. Yani siz parayı geri ödemek istiyorsunuz ama hanımefendiye ulaşamıyordunuz. Kesinlikle. Bununla ilgili de zaten yazışmalarım vardır. Bunları size gönderebilirim. İyi, çok güzel o zaman. Kavuştunuz. Hesap buyurun gelin. Hesap var. Hadi bir saniye. Tamam işte buluştunuz. Ne güzel buldunuz. Sizin de gözünüz aydın o zaman. Kendisine bir türlü ulaşamıyorum. Çünkü hiçbir şekilde iletişim kuramadık. Zannediyorum ki bir yanlış anlaşılma oldu. Ondan dolayı da böyle bir süreç işledi. Anladım. Ne kadar borcunuz var hanımefendiye? Ortalama 870 bin lira doğrudur. 870 bin lira. Ödenen rakam doğrudur. 3 bin euroyu inkar ediyorsun tamam, yani. Tamam dur şimdi 3 bin eurosunu boş ver. Dur şimdi 3 bin eurosunu boş ver. Tamam o zaman buyurun ben sizi bekliyorum 870 bin lirasını hani arıyor musunuz ya siz de hanımefendiye? Zaten bizim amacımız insanları buluşturma. Tabii Müge Hanım şöyle söyleyeyim ben size. Kendisi ortaklık içerisinde girdi ama... Biz bu yatırımını da malzeme olarak değerlendirdik. Kendisi de mal olarak istedi zaten benden. Tamam yani 870 bin lirayı nasıl ödüyorsanız zaten hanımefendi bu yüzden burada. Buyurun siz de gelin. O zaman bir hal orta yolu bulalım. Tabii bu ödeme kesinlikle kendisine yapılacak. Kendisinden çok kısa bir süre istiyoruz sadece. Hepsi bu kadar basit. Tamam, ama hepsini... biz bu borçla ilgili, ortaklıkla ilgili hiçbir inkarımız da yok. İnkar da etmiyorum yani hiçbir şekilde. Ortaklığa çekmeye çalışıyor. Niye çekiyorsa çeksin. Önemli değil yani. Niye çekiyorsa çeksin. Sonuçta 870 bin lira borcum var diyor. Bunu kabul ediyor. 950 bin lira verdim. Daha fazla zararlar da verdi bana. Onlarla beraber 1 milyon 200 bin lirayı buldu verdiği zarar bana toplamda. Ödenen faizler bunlar hesabı... Elden verdiğiniz 3 bin euroyu dikkate almıyor. Evet o yazışmalar da mevcut ama. Yalnız nakit olarak hiçbir şekilde para alınmadı. Bilmiyorum bunun için yaptığını ama... Yazışmalar da mevcut. 870 bin lira. Yazışmalar da mevcut lütfen. Öncelikle para almak için bana araba vermek istediğinizi de hatırlatırım. O aracı da götürüp sattığınızı da hatırlatırım. Onun peşine düşmeseydim, sattığınızı öğrenmeseydim, dolandırıcı olduğunuzu öğrenmeyecektim. Bunu da hatırlatırım. Başka dolandırıcılıktan açık soruşturmalarınız, açılmış, kapatılmış soruşturmalarınız var. Bunu da hatırlatırım. Yani bunu ortaklık şeyine yatıramazsın. Sen paraları aldıktan sonra bana ortaklık teklif ettin. Ben düşüneceğimi söyledim ve uygun olmadığını fark ettim. Çünkü senin davranışların tutarsızdı. Bu paraları ödeyecek tarzda bir adam değilsin. Tamam, siz ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? Buyurun ben sizi bekliyorum Rami Bey. Burada biliyorsunuz senet imzalatmak konusunda... Tamam, rica ediyorum Müge Hanım. Buyurun. Durum bu. Yani ortada bir dolandırıcılık söz konusu mudur bilmiyorum ama bizim bir böyle bir borcumuz var. Ve en kısa süreç içerisinde de biz bu parayı ödemek istiyoruz kendimiz. O en kısa süreç derken? Ya şöyle söyleyeyim, çok net olarak söyleyeyim size. 60 gün içerisinde ödeyeceğim. 60 gün içerisinde? Evet, 60 gün içerisinde ödeyeceğim. Ben bir ay önce 3 ay süreç vermiştim Emel Hanım'a. Dedim ki bana senet verin, 3 aylık bir ödeme planı yapın. Ben kabul ediyorum. Çünkü dedim bunlar ayyuka çıkınca toplayamazsınız diye yazışmalarım var. Ve hiçbir şekilde dikkate alınmamıştı. Yedek parçayı da kabul etmiştim o dönem için. Giderim gerekirse satarım, ödemelerimi yaparım diye. Çünkü ben oturduğum evi, kullandığım arabayı bile satışa çıkardım. Bunları da size beyan ettim. Nurcan'cığım bir saniye. Ne zaman gelirsiniz? Mustafa Bey. Buyurun duymadım. Buyurun ne zaman gelirsiniz? Ya Mustafa Bey ben dolandırıcı değilim diyor. Tamam. Yani aslında bu yüzden telefona bağlanıyor. Şimdi bağlanmasa dolandırıcı olduğu düşünülecekti. Tamam. Ben dolandırıcı değilim. 870 bin lira da borcum var diyor. Müge Hanım çok özür dileyerek bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Ben ticaret yapıyorum. Kendisi de ticaret yapıyor. Kendisi de çok iyi bir insandır aynı zamanda. Yaptıkları için de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. sizin de önünüzde söylediğim gibi bu 2 ay içerisinde Allah nasip ederse kendisinin mağduriyetini gidereceğiz. Tamam, İnşallah. Tamam bunu işte biz bir senede bağlayalım. Ondan sonra ben böyle şey sizi misafir edeyim ben. Ben öyle Nurşen Hanım gibi ya çok özür dilerim. Bazı insanlar diyor ya ben hani anladığım kadarıyla girdiğim kabı şekline girerim demek istiyorsun yani su evet, gibiyim evet, derken. Evet. Ben de tam tersi. Ben gördüğüme inanırım yani duyduğuma değil. O yüzden buyurun ben sizi bekliyorum.
Madem siz de iş adamısınız, zaten bu şekilde anılmak istemezsiniz. Bu sizin bütün iş yaşamınızı etkileyecek. Siz de belli ki akıllı bir insansınız. Bu yüzden borcunuzu da kabul ettiniz. Buyurun gelin, Nurşen Hanım'la beraber aranızda bir senet imzalayalım. Siz de 2 ay sonrasına vadesini verin. İş dünyasında olabilir böyle bir şey diyelim. Tamam. Sineye çekelim, siz de 2 ay sonra paranızı alın. Tamam, ne dersiniz? Biraz yanlış anlaşılma oldu ve süreç biraz hızlı ilerledi. Süreç hızlı ilerlediği için de böyle bir şey ortaya çıktı. 4 ay. Ben kendisine çok kızgın değilim. Kendisine aynı zamanda da teşekkür ediyorum. Yardımcı oldu, destek oldu. Ben de bunun karşılığını vermek istiyorum kendisine. Tamam, o zaman ben de sizi bekliyorum. Buyurun misafir edelim. Bir de arkadaşlar bakın. Bir uygulama içinde, bunu çok samimi söylüyorum. Bir uygulama içinde kötü şeyler de yaşanabilir, iyi şeyler de yaşanabilir. Evet. Şimdi bu uygulamayı bağlamaz aslında. Evet. Ben şimdi bir arkadaşlık sitesi açsam, orada birisi birisine bir şey yapsa benimle ne alakası var? Onlarla alakası var. İyi bir şey olursa Allah'tan, kötü olursa kuldan değil. Yani ben bilmiyorum böyle uygulamaları. Ama bana soracak olursanız, ben eski kafalı biriyim. Yani öyle düşünülüyorsa eski kafalı olayım. Ben tanımadığım, bilmediğim, birilerinden referans almadığım insanlardan korkarım. Doğru söylüyorsun. Size de korkmanızı tavsiye ederim. Akıllı insan korkak insandır. Ama akıllı, yani ben çok cesurum diyen insanların bilin ki kafadan birkaç tahtası eksiktir. Akıllı insanlar korkan insanlardır. Akıllı insanlar adımlarını daha düzgün atmaya çalışırlar. Hele ki bu ilişkiyse, tanımıyorsun etmiyorsun. Adam seni bir yere çağırıyor. Arkadaşlar bu yaptığım iş de beni çok etkiledi. Bunu da kabul edeyim. Şimdi bir yere çağırıyor. Tedbirli davranmayı da Müge Hanım korkaklık da demeyelim. Korkaklık diyelim ya. Ama bu tedbirdir. Tedbir almak zorundasınız. Tedbirli insandır. Akıllı insan tedbirli insandır. Korksun abi. Her şeyin kötü tarafını düşünen taraf insandır. Korksun. Madalyonun iki tarafını gören insandır. Benim şu an amacım sadece para değil. Hem geçmişte yaptığını ödesin hem de bir kimseye daha yapamasın. Ve ben hani sonuçta bir kadın olarak diğer kadınların hakkını korumak istiyorum. Geçmiş ve gelecek için. Bugün içinde değil. Tamam, reklama girelim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.